Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Metrosu'nun yatırım programına alındığını bildirdi. Elvan yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de kent merkezinin en önemli sorunu olan trafik problemini çözmeye yönelik önemli bir adımın atıldığını belirtti. Mersin'e faydası olacak her konuda çalışmalarının devam edeceğini aktaran Elvan, şunları kaydetti. Mersin bizim her şeyimiz, yeter ki Mersin kazansın. Mersinlilerin trafik çilesine önemli bir çözüm olacak Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bize bu talep geldiğinde hiç düşünmedik. Gerekli girişimleri yaptık. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayını aldık. Kendisi Mersin'i ve Mersinlileri çok seviyor. Cumhurbaşkanımız Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bizlere çok önemli bir destek verdi. Mersin metrosu yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Meclis toplantısı yoklama ve bir önceki tutanak özetinin okunmadan oylanmasıyla devam etti. Toplantının açılışını yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'in Mersin'i 20-25 yıl geriden takip ettiğine dikkat çekti, seçimlerde vatandaşlara verdiği tüm sözleri yerine getirmek için yorulmadan, gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi. Toplantı Ürdün'ün liman kenti olan Al Agabe ile yapılacak olan kardeşlik anlaşması ile ilgili hazırlanacak protokol ve sözleşmeleri imzalama konusunda Belediye Başkanı Gültak'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesiyle sürdü. Oylanan ilgili teklif üyelerin oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Mecliste Mersin'de 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne 150 bin lira maddi destek sağlanması ile ilgili teklif üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Akdeniz Belediye Meclisi ikinci toplantısını 6 Eylül 2019 Cuma günü yapacak. Toroslar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı 1. oturumu Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Meclis toplantısında bir önceki toplantıya ait tutanak özete görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Yalınayak Mahallesi 102.054 sokakla Kanal Boyu Caddesi kesişiminde yer alan parka, Toroslar Belediyesi Şehit Polis Memuru Ahmet Yıldırım Parkı, Korukent Mahallesi'nde yakın zamanda açılışı yapılacak olan kreş ve gündüz bakım evi tesisine Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Turgut Türkarp Mahallesi 79.008 sokakla 79.009 sokağın kesişiminde yer alan parka ise Toroslar Belediyesi Filiz Kaplan Parkı isminin verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda Toroslar İlçesi Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ile Toroslar İlçesi Çiftçi Malları Murakaba Heyeti'ne 5 asil 5 yedek üyenin seçimi yapıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen plan değişikliği teklifleri de Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık'la Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oy birliğiyle havale edilirken bir sonraki toplantının 1 Ekim 2019 Salı günü saat 14 olarak belirlendiği toplantı Dilek ve Temenniler bölümüyle sona erdi. Toroslar Belediye Meclisi ikinci oturumunu yapmak üzere 6 Eylül Cuma günü saat 14'te yeniden toplanacak. Mahallelerde yer alan parklarımıza ve tesislerimize isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesidir. Filiz Kaplan geçtiğimiz günlerde parkı verdiğimiz mahallemizde eski eşi tarafından katledilmişti. Biz de bununla ilgili evinin hemen yakınında parka ismini vermek istedik. Bu konudaki net bir duruş ortaya koymak istedik. Tekrar kendisini rahmetle anıyoruz. Ailesine de sabırlar diliyoruz. Yine Yalmert Mahallesi'ndeki parkımız Şehit Polis Memuru Ahmet Yıldırım ismini ailesinin isteği üzerine ve belediyemiz tarafından açılan yakın zamanda açılışını yapacağız. Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tekin ismini verelim, analım istiyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.
Yenişehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olan toplantısı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Toplantıda belediyenin yatırımlarının tamamlanması için gereken kaynağın bulunması, nakit akışının hızlanması için Başkan Abdullah Özyiğit'e borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin teklif gündeme alındı. Gündem üzerine söz alan Başkan Abdullah Özyiğit, belediyenin 2018 yılı gelir gerçekleşmesinin 116 milyon lira olduğunu, buna göre borçlanma üst sınırının 14 milyon 382 bin lira olacağını söyledi. Belediye Meclisi toplantısında Yenişehir Belediye Meclisi'nin spor, kültür, sanat faaliyetleri için kullanılan tesislerin işletmesinin, belediye bünyesinde kurulan Yenişehir İşletmecilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne verilmesi teklifi de gündeme geldi. İlgili teklif komisyona sevk edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Abdullah Özyiğit, belediye bünyesindeki işletmeler, iştirakler yük getiriyor. Kültür merkezinin aylık 1 milyon civarında eksi yazdığını görüyoruz. Spor tesisleri artı değer üretemiyor. Bu tesislerden kar beklemiyoruz. Halka hizmet etmek amacındayız. Ama bu kurumların sürdürülebilir olması lazım. Belediyeye yük olmaması lazım. Bu tesislerin işletilmesi için şirket yapılanmasına ihtiyaç var dedi. Yenişehir Belediye Meclisi toplantısında ilçe sınırları içinde yaşayan ve devlet üniversitelerinde 4 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere öğrenim yardımı yapılmasına ilişkin teklif ilgili komisyona sevk edildi. Belediye Meclisi spor ödül yönetmeliğinin hazırlanması, Gaziantep'in Karkamış Belediyesi ile ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele Belediyesi ile kardeş şehir olunmasına ilişkin teklifleri de kabul etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 13 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne bu yıl sosyal konuları Türk Edebiyatı'na taşıyan yazar Nursel Duruel layık görüldü. Duruel'e ödülü Aralık ayında düzenlenecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü töreniyle takdim edilecek. MTSO'nun Türkiye ve Mersin'de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürüp edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere düzenlediği Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün bu yıl 13.sü gerçekleştirilecek. Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün bu yılki değerlendirme kurulu, Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özden ve Cemal Sakallı'dan oluştu. Değerlendirme kurulu göç, ayrılık, bireyin sıkışması, kadının kıstırılmış hayatı ve yitirilen duyarlılıklar ve değerler dolayında insanı tüm boyutlarıyla kavrayan hünerli anlatısı, kentleşme sürecindeki sosyal savrulmaları ve taşrada olma halini dişil bir duyarlılıkla edebiyata taşıdığı için yazar Nursel Duruel'in ödüle değer bulunduğunu açıkladı. Ne zaman okumuşsak, bir yazarla ne zaman bir yapıtı dolayısıyla tanışmışsak o bizim hayatımıza o zaman girmiştir ve ondan sonra hep bizim olarak kalır. Çok sevmişsek ve çok iyi biliriz ki o bu kitaplar geçmişteki okurları, bugünkü okurları ve gelecekteki okurları arasında çok sağlam bir bağ oluştururlar. Bu ancak edebiyatın yapabileceği, daha doğrusu genellememiz de gerekir, sanatları yapabileceği bir durumdur. Sanatların gücüdür. Mersin'in Mut ilçesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Muammer Köken, kendisine gelen tebrik çiçeklerini açık arttırma usulüyle sattı. Köken, çiçek satışından elde edilen geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı olarak dağıtacak. Kırıkkale Keskin ilçe kaymakamı iken Mersin Mut ilçe kaymakamlığına atanan Muammer Köken, göreve başladığı tarihten itibaren kendisine gelen tebrik çiçeklerini Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açık arttırma usulüyle almak isteyen vatandaşlara satarak gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı olarak dağıtacaklarını söyledi. Burada Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz hayırlı bir işe vesile oluyorlar. Bildiğiniz üzere 26 Ağustos'ta işe başladım. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemizin önde gelenleri bizlere hoş geldin anlamında çiçekler hediye etti. Biz de bunu yine hayırlı bir işe vesile kılmak için ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılması amacıyla burada bir mezat şeklinde arkadaşlarımız çınar altında bunu satmaya karar verdik. Burada arkadaşlarımız bu elde ettikleri geliri de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarına kırtasiye şeklinde cevap verecekler.
İnşallah güzel olur. Hem de bu çiçekler daha uzun ömürlü, daha bakımlı hale gelir diye düşünüyoruz. Sizlerin de bu konuda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Ben Halk Eğitim Müdürü Tuna Mutluyor. Kaymakam Bey'imizin düzenlediği bu güzel kampanyada ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin kısasi ihtiyaçlar için Halk Eğitim adına da bu güzel çiçeği biz almış bulunmaktayız. Evet. Bu güzel duyarlı mesajlarda bulunan Kaymakam Bey'imize ve bunlar ürünleri alan müşterilerimize teşekkür ediyoruz. İlk alışı Kaymakam Köken yaptı. Kaymakam kendisine gönderilen bir orkideyi 100 liraya aldı. Öğrencilere kırtasiye yardımı sağlamak amacıyla 26 çiçek satıldı. Gülnar Kent Konseyi Genel Kurulu Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gündemiyle toplandı. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde çalışanların yaşam alanlarının nerede konuşlanması gerektiği konusu görüşüldü. Görüşmeler sırasında yaşam alanlarının ilçe sınırlarında yapılmasının altı çizilerek, Gülnar hudutları dahilinde arsaların belirlenerek bu konuda raporların ve krokilerin hazırlanıp NGS yetkililerine, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na konunun aktarılması için görüşmeler yapılmasına karar verildi. Yerleşkenin Gülnar sınırlarında yapılması konusunda olumlu bir gelişme olmaması durumunda geniş bir katılımla her türlü demokratik tepkinin gündeme alınmasına karar verildi. Yerleşim yerlerine karar verecek olanların en güzel sahil şeridini santral yapmasına karar verenlerin değil, Gülnar halkının kararı olacağı belirtildi. Santralin halka ve Gülnar'a katkıları NGS yetkilileri tarafından anlatılmalıdır. Gülnar Kent Konseyi toplantısında NGS tarafından yapılan ve yapılacak olan etkinliklerin Gülnar'ı ve Gülnar halkını asıl konudan uzaklaştırma amaçlı olduğu belirtildi. Toplantıda nükleer santralde istihdam edecek işçilerin ve çalışanların Gülnar ilçesinden temin edilmesi konusunda yetkililerle görüşülmesi kararı da alındı. Mersin'de babasının doğum günü dolayısıyla ailesiyle birlikte gittikleri bir restoranın oyun parkında oyuncak helikopterde bulunan elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Aile ihmali olduğu iddiasıyla işletme sahiplerinden şikayetçi oldu. Zafer Tan doğum günü olması dolayısıyla eşi Nilgün Tan, kızları Duygu ve 5 yaşındaki Duru'yla 30 Ağustos'ta Toroslar ilçesi Doruklu mahallesindeki bir restorana yemeğe gitti. Aileler yemek yedikten sonra sohbet ederken çocukları ise restoranın oyun parkında oynamaya başladı. Bir süre sonra çiftin büyük kızı Duygu'nun uyarısıyla oyun parkındaki helikopter üzerinde oynayan 5 yaşındaki Duru'nun hareketsiz kaldığını gören aile hemen yanına koştu. Çocuklarını kucaklarına aldıklarında hiçbir tepki vermediğini gören aile sağlık ekiplerini aradı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Duru Tan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. 30 Ağustos doğum günümdü. Çocuklarla beraber, arkadaşımla beraber yemek yemeye gittik. Dedik hem hava alsınlar hem güzel günümüzü kutlayalım diye. Her zamanki gittiğimiz bir yer. Oturduk, yememizi yedik, meyvemizi yedik. Ondan sonra çocuklar dedi ki biz biraz oynamak istiyoruz. Kardeşleriyle beraber oyun alanına gittiler. Ablasıyla beraber yanında gönderdik. Gönderdiğimizde işte çocuk helikoptere bindi. Helikopterde oynarken ablası da yan masada, hemen arası 1 metre. Yan masada otururken dedi ki anne dedi kardeşim uyumuş dedi. Annesi o an hemen tepkisini gösterdi, kalktı yanına gitti. Aramız 5 metre. Oyun alanıyla bizim oturduğumuz alanın arası 5 metre. Oradan eşim bana bağırdı. Yani Zafer koş yetiş diye. Gidip aldığımızda çocukta hiçbir şey yoktu, tepki yoktu. Avucunun içini açtığımızda avucunun içi simsiyah. Elektrik çocuğu sol elinden yakaladığı için direkt kalbine vurmuş. Bir yerleri patlatmıştı. 3-4 tane cihazda orada elektrik kaçağına olduğunu tespit ettiler. Jandarmalar zaten sabah 3'e kadar oradalardı. Tespit ettiler, rapor alanı ona göre tutmuşlar. Gerekli önlemleri alsınlar. Yani benim çocuğum olmayabilir, onun çocuğu olabilir. Başkasının çocuğu olabilir. Hani kimseye zarar gelmesin. Yapacakları sistem çok basit. Öyle pahalı bir şey de değil yani. Dünya para kaldırıyorlar. Yani yapsınlar. Hiçbir şey yapmayın. Yapmayacaksan da o işletmeye orayı koyma dedim yani. Siz bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Kendileri de kabul ediyor zaten. Suçumuz neyse
Şikayetçi oldun mu? Evet, şikayetçi de oldum. Gerekli mercilere ilettik yani. Mersin polisi Kolombiya'dan kente gelen muz yüklü gemide yaptığı aramada iki ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. Kanas isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin Limanı'na başka ülkelerden gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gelen gemiler üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, Kolombiya'dan kente gelen muz yüklü gemide uyuşturucu olabileceği üzerinde durdu. Cumhuriyet Savcılığından alınan izin doğrultusunda narkotik dedektör köpeği kanısında katıldığı operasyonda gemide arama yapan ekipler, iki ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken gemi personelinin tamamının da ifadesi alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerine ekonomik destek sağlamak amacıyla 2019'da 129 aileye 3 milyon 500 bin lira Orköy kredisi verdi. Bölge Müdürlüğü'nün son 5 yılda verdiği kredi desteği ise 20 milyon lirayı geçti. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre son 5 yılda il genelinde 1188 aileye toplam 20 milyon 326 bin lira kredi desteği sağlandı. Kredi desteğinde süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenli arıcılık, plastik serada muz üretimi konularına ağırlık verildi. Bölge Müdürlüğü 2019 yılında ise 129 aileye toplam 3 milyon 500 bin lira Orköy desteği sağladı. Bu miktarın 700 bin lirası hibe olarak verilirken kalan kısmının 3-6 yıl faizsiz olarak geri ödeneceği belirtildi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun açılış maçında Tarsus İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Kimoğlu Trabzon'la mücadele etti. Sarı lacivertliler ilk maçta sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmaya konuk Hekimoğlu Trabzonspor ciddi ataklarla başladı. Trabzon temsilcisi maçın başlamasıyla birlikte rakip sahada ilk 15 dakika baskı kurmaya çalıştı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk gol 40. dakikada geldi. Bu dakikada Tarsus İdman Yurdu, Hekimoğlu Trabzon ceza sahası ön çizgisinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yasin Elmas topu şık bir vuruşla üst köşeden ağlara bıraktı. 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Tarsus İdman Yurdu soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti. Hekimoğlu Trabzon maçın ikinci yarısını hızlı başladı. 67. dakikada Tarsus İdman Yurdu ceza sahası önünde topla buluşan Oğuzhan Erdoğan, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturarak skoru 1-1'e taşıdı. Hekimoğlu Trabzon maçın ikinci yarısına hızlı başladı. 67. dakikada Tarsus İdman Yurdu ceza sahası önünde topla buluşan Oğuzhan Erdoğan, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturarak skoru 1-1'e taşıdı. 79. dakikada Hekimoğlu Trabzon ekibi öne geçti. Bu dakikada Dede Çelik attığı golle durumu 2-1'e taşıdı. 83. dakikada Trabzon ekibi Samet Yalçın'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca Tarsus İdman Yurdu ligin ilk maçında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.